Sayın seyirciler, insanlığın ilk atalarından bu yana dünyadan 80 milyar insan geldi geçti. Geçen 10 ila 30 bin yılda genlerimiz çok değişmedi ama çok şey değişti. O eski insanlar, o evcilleştirilmemiş atlara binip gittiler. Ha, bir de şey değişti, fiziki görünüm, renk, kültür, din ve diller. Günümüzden 12.900 yıl önce büyük ihtimalle yine dünyaya musallat olan ve her programda bir şekilde gündeme getirdiğimiz gök taşlarından dolayı son buzul çağı sona erdi ve hayat gerçek anlamda değişmeye başladı. Holosen dönemi denilen yaklaşık 10.000 yıl önce başlayan dönemde dünyada bir devrim oldu. İklimsel olarak keskin inişler ve çıkışlar yaşandı. Mesela bugünkü meşhur Akdeniz akşamları o zaman ortaya çıktı. Hayır, o şarkıdan bahsetmiyoruz, iklimden bahsediyoruz. İklim değişiklikleriyle birlikte yaşama tarzı da değişti. İnsanlar avcı toplayıcılıktan yerleşik düzene geçmeye başladılar. Bu sürece Neolitik devrim ya da tarım devrimi diyebiliriz. Her yerden Darwin'i çıkartıyorsun demeyin lütfen. Ama ne yapayım? Charles Darwin'in evrim teorisi bu konuda çok önemli bir şey söylemiş. Bizleri insanların belki tesadüfi bir şekilde yemek yaptıktan sonra saçtıkları tohumların filizlenmesiyle tarım toplumuna geçtiğimizi öne sürmüştür. Sonuçta dünyanın 6 bölgesinde avcı toplayıcı toplum tarıma geçildiği biliniyor. Kimi arkeologlar bunun Anadolu topraklarında gerçekleştiğini öne sürüyor. Hatta daha spesifik olayım, ilk buğdayın Göbekli Tepe'nin 50 km ötesinde bir yerde evcilleştirildiği keşfedildi. O zaman şimdi bu değişimlere Atiye'deki Erhan sağ olsun hepimizin bir başka gözle bakmaya başladığı Göbekli Tepe'den başlayalım mı? Burada olma amacım arkeolojik eserleri incelemek, analiz etmek. Yoksa gizem çözmek değil. Evet, Göbekli Tepe'den başlayalım diyorum. Çünkü burası bir Netflix dizisi mekanı olmanın yanında aynı zamanda insanlık tarihiyle ilgili bilinen tüm ezberleri bozdurmuş, binlerce kitap ve makaleyi çöpe attırmış bir yer. Uygarlıkların kurucuları olarak bilinen Sümerlerden bile eskiye, yaklaşık 7000 yıl öncesine dayanıyor. Öyle ki Sümerlerden 7000 yıl öncesi demek, insanlığın daha ok ve mızrakların ucuna keskin taşlar bağlamaya bile yeni öğrendiği bir çağ demek. O zaman buradaki bu inanılmaz yapılar nasıl inşa edilebilmiş? İşte tam da burada Göbekli Tepe tüm bilim insanlarına diyor ki alın bu soru işaretini, ne yaparsanız yapın diyor. Bu arada bu soru işaretleriyle daha çok işimiz olacak. O yüzden videoyu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Tüm abonelere teşekkür edeyim. Batı kültürünün en eski yapılarından biri 7000 yıllık Stonehenge'den, 6000 ve 4000 yıllık Mısır piramitlerinden daha eski olan Göbekli Tepe, M.Ö. 10.000'li yıllara dayanıyor ve insanlık tarihinin ilk tapınağı ve ilk yerleşkesi olduğu kabul ediliyor. Göbekli Tepe, Şanlıurfa ilinden kuş uçuşu 15 kilometre, arabayla 30 kilometre, İstanbul taksisiyle 250 lira civarı bir mesafede bulunuyor. 160 yazıyor, 250 mi istiyorsun? He abi, 90 lira fazla istiyorum, hiçbir şey. İlk olarak Alman arkeolog ve tarihçi Klaus Schmidt tarafından 1994 yılında resmi olarak keşfedilmiş. Yapı 15 metre yüksekliğinde ve 300 metre çapa sahip bir arkeolojik alandan oluşuyor. Alan içinde 200'den fazla sütun, 20 farklı daire oluşturacak şekilde inşa edilmiş. Her bir sütun 6 metre yükseklikte ve tam 10 ton kütleye sahip. Yapılan incelemeler bu yapıların günümüzden 11.000 yıl kadar önce, yani M.Ö. 10.000'li yıllara dayandığını gösteriyor. Bu taş devrinde yaşamış insanların yerleşik yaşama geçmeye başladığı dönem ve tarım devriminin başlangıcı ile çakışmakta. Bu meyveleri ağaçtan toplamıyoruz. Toprağa vereceksin ki alasın, değil mi abi? Yaşa. Kazı başkanlığını yürüten ve 2014 yılında yaşamını yitiren Profesör Doktor Klaus Schmidt şöyle diyor. Cilalı taş devrinde yaşamış insanların yabani sığır, akrep, tilki, yılan, aslan, yaban eşeği, yaban ördeği ve yabani bitki kabartmalarını incelediğimizde hayvanlarını evcilleştiremedikleri sonucuna ulaştık. Ayrıca dikili taşların, yani stellerin üzerindeki resimler ve kabartmalar o dönemde yaşamış olan insanların sanatları hakkında bizlere fikir veriyor. Buradaki tapınak dünyanın bilinen en büyük tapınağı olma özelliğini taşıyor. Göbekli Tepe'deki hayvan kalıntılarına bakınca Neolitik Göbekli Tepe ellerin tapınaklarında ziyafetler ve ayinler düzenleyip dağıldıklarını görüyoruz. Ette lokummuş, lokum pişince bir başka oluyormuş. Eyvallah. Yani o anlamda değil, evlerine geri döndüklerini görüyoruz. Yani orada yaşamıyorlar. Daha çok ölülerini tepelerde akbaba ve benzeri leş yiyici kuşları bırakıp gidiyorlar. Kuruk kuruk kuruk. Abi bir şey olmaz. Kaç kaç.
kaç. Tarım devrimiyle birlikte belki hayatlarında ilk kez ihtiyaçlarından çok gıdaya sahip oluyorlar. Ekmek derdi bitince dev taşları taşıma ve ritüel yapma lüksleri de doğmuş oluyor. Radyokarbon bulgularından yola çıkarak Göbekli Tepe'de ıslah edilmiş bitki ve hayvan bulunmadığı için tarım ve hayvancılığı burada yapmadıkları ancak tapınma yeri olarak kullanıldığı düşünülmekteydi. O yüzden de Schmidt buraya Tepedeki Katedral adını vermişti. Schmidt'ten sonra kazıları devralan Lee Clare yönetimindeki Alman Arkeoloji Enstitüsü ekibi devasa anıtsal yapıların birkaç metre altında sabit yerleşim alanları buldu. Ki bu da tarih öncesinin yeniden yazılması anlamına geliyor. Çünkü artık Göbekli Tepe'nin Schmidt zamanındaki gibi izole bir tapınak olmadığı, merkezde büyük bir yerleşkenin olduğu ortaya çıkmış vaziyette. Bu Neolitik köyde su toplamak için sarnıç, yulaf lapası ve bira yapımı için binlerce öğütme aleti bulundu. Clare bu yüzden de alan hakkındaki tüm anlayışın değiştiğini söylüyor. Ama Klaus amcamızın hakkını yemeyelim. Çalışmalar Klaus Schmidt'in tezini ortadan kaldırmıyor. Onun omuzlarında yükseliyor. Şahsen Göbekli Tepe'ye her gidişimde tapınağın tepesindeki dut ağacının altına gider, zamanı durdururum. Oraya ilk gittiğimde orayı ilk bulan çoban Mahmut Yıldız ve dedelerinin de böyle yaptığını öğrenmiştim. Daha Göbekli Tepe'nin esamesi okunmuyorken o tepede asırlar boyunca pagan ayinlerini andıran şeyler yapılır, bölge insanları tepeye çıkıp oradaki dilek ağacının dibinde kurban keser, adak adarlarmış. Gördüğünüz üzere genler gibi bazı alışkanlıklar da binlerce yıl boyunca devam ediyor. Kutsal mekanlar boşuna kutsal sayılmıyor. Dinler değişse de, taşlar yeniden kullanılıp devşirilse de duaların, dileklerin ev sahipliğini yapan bazı yerler değişmiyor. Mahmut amca 1986 yılında şans eseri iki eseri bulup müzeye götürdüğünde hikaye başlıyor aslında. Bugün de futbol takımı kadar erkek çocuğa sahip Mahmut amca ve oğulları Göbekli Tepe'de bekçilik yapıp geçmişi günümüze taşıyorlar. Göbekli Tepe böylesine akıl almaz bir yer olunca buranın cennet bahçesi olduğunu, kutsal kasenin buraya gömüldüğünü, Hazreti İbrahim'in tapınağının olduğunu, Sirius'a tapmak için inşa edildiğini, Stonehenge ile benzer bir inanç olduğunu söyleyen bir dolu arkeolog, tarihçi ve astronom olması kaçınılmaz tabii. Sümerlerden kaldığını savunanlar da çıktı. Fakat Sümer teorisi yapılan tarihlemeyle tabii ki uyuşmuyor.